Adam şunlara bak ya diyor, her yeri Suriyeliler doldurdu diyor. O kadar adamın vicdanı ölmüş ki, o kadar adam insanlıktan uzaklaşmış ki. Bizim orada bir tane dilenci vardı diyor. Bir zaman Show TV'ye haberlere çıkmıştı. Adamı takip ettiler. Adamın bir tane jipi, üç tane, üç tane araba. Ya sen ne anlatıyorsun kardeşim ya? Biliyorsunuz müşriğin en tehlikelisi dindar olandır. Müşriğin en tehlikelisi dindar olandır. Ateist de bir müşriktir ama ateist ateisttir. Ateisttir yani o kadar. İnkarcıdır, kafirdir, durduğu yer bellidir, bu kadar. Ama müşrik bir de dindar olursa, Bakın değerli kardeşlerim, İslam'dan uzaklaşmış toplumların bazı ortak özellikleri vardır. Bunlardan bir tanesi de yoksuldan haz etmezler, fakirden haz etmezler, dilenciden haz etmezler. Bunu bir görüntü kirliliği olarak görürler. Yani mesela diyelim ki adam şeyden gidiyor, trafik ışıklarından gidiyor. 6 yaşında bir çocuk, 6 yaşında bir çocuk, eksi 3 derece soğukta elinde su şişesi su satıyor. Adam şunlara bak ya diyor, her yeri Suriyeliler doldurdu diyor. O kadar adamın vicdanı ölmüş ki, o kadar adam insanlıktan uzaklaşmış ki, demiyor ki nasıl bir sistem kurdu ki 6 yaşında bir çocuk eksi -3 derecede elinde suyla trafik lambalarının altında bekliyor. Adam bunu soramıyor. Veya evinde oturuyor. Adamın zili çalıyor. Adam gidip mesela kapıdan kapıdan bakıyor. İşte bir yoksul var kapıda. Bir dilenci var kapıda. Bir şeyler istiyor kapıda. Adam şunu sormuyor kendisine, demiyor ya bir insan nasıl kapı kapı gezip insanlardan bir şey isteyebilir? Biz nasıl bir toplum haline geldik ki? Biz nasıl bir toplum oluşturduk ki? Bizim toplumumuzda bazı insanlar utanmadan, sıkılmadan kapı kapı gezip Allah rızası için bana bir sadaka verin biz nasıl insanlarız? Ya bu nasıl bir sistem? Bu ülkenin bu kadar geliri var. Bu dünyanın bu kadar geliri var. Kendi yaptıkları istatistiklere göre dünyada 28 milyar insanın insanca yaşayabileceği rızık sadece topraktan çıkıyor. Yani bırakın bu diğer üretilen sanayi, teknolojiyi, şunu bunu hepsini bir kenara bırakın. Sadece toprak 28 milyar insanı doyuracak kadar ürün veriyor. Ve bazı bilim adamları diyorlar ki efendim biz bazı teknikleri kullanırsak, daha dikkatli olursak, geri dönüşüm yapabilirsek biz bu rakamı 35 milyara çıkarabiliriz. Ya 35 milyar insanın insanca yaşayabileceği, kimsenin kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceği bir dünyada niye bazı insanlar gelip bizim kapımızı... Kapımızı çalıyorlar. Biz nasıl insanlar olduk? Allah'ım bize yol göster. Allah'ım bizim elimizden tut. Allah'ım bu toplumu ıslah etmeyi bize kolaylaştır. Demek yerine adam başlayıp mafya edebiyatı yapıyor. Ya abi diyor bunların zaten her birinin en az üç tane evi var. Bizim orada bir tane dilenci vardı diyor. Bir zaman Show TV'ye haberlere çıkmıştı. Adamı takip ettiler. Adamın bir tane jipi, üç tane, üç tane araba. Ya sen ne anlatıyorsun kardeşim ya? Sen ne anlatıyorsun Allah için? Adamın jipi varmış da, arabası varmış da. Allah sana ne diyor bu konuda? Allah. Yoksulu gördüğün zaman, fakiri gördüğün zaman mafya edebiyatı yapmayacaksın. Fakiri yoksulu gördüğün zaman efendim bunların hazinesi var demeyeceksin. Peygamberimize ilk inen ayetlere dikkat edin kardeşlerim. ilk inen ayetlere. Mesela Allah peygambere nimetlerini sayıyor, sayıyor, sayıyor. En sonunda peygamberimize diyor ki فَاَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَرْ Yetimi sakın hor görme. Yetimi sakın aşağılama. Duha Duha suresinde. Ve emme sâile felâ tenhar. Eğer sana bir dilenci gelirse asla onu azarlama. Ona kötü bir söz söyleme. Fe emme sâile felâ tenhar. Peki soru, Mekke toplumunda da dilenen işi dilencilik olan geçimini bununla sağlayan adamlar yok mu? Var. Ama Allah Azze ve Celle işin o kısmına bakmıyor. Çünkü Allah müminlere bir sorumluluk yüklüyor. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Toplumda bir sorun varsa, bu sorunu düzeltecek olanlar sizlersiniz. Bir eşitsizlik varsa, bu soruna neşter vuracak olanlar sizlersiniz. Birileri birilerini sömürüp daha rahat bir hayat yaşıyor. Onlar daha rahat bir hayat yaşasın diye başkaları aç kalıyorsa bu soruna el atacak olan, mustazafların hakkını müstekbirlerden alacak olanlar sizlersiniz diyor Allah azze ve celle. E ama sen de mafya edebiyatı yaparsan, sen de bunlar niye çalışmıyorlar? Allah el ayak vermiş dersen bu başka bir konudur. Bu başka bir konudur. Ama bir yoksul, bir dilenci gördüğünde yapman gereken başka bir konudur. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kadar ayet indi. Yetimi kahretme, yoksulu geri çevirme dedi. Mesela İlk inen ayetlere dikkat edin. Allah Celle Celaluhu insan suresinde sahabenin özelliklerini anlatıyor. Yeni iman eden toplumun vayut'imuna taama ala hubbihi miskinen ve yitimen ve esira. Onlar mala olan ihtiyaçlarına ve sevgilerine rağmen malı yetimle, esirle ve miskinle paylaşırlar. Yetimle, esirle ve miskinle paylaşırlar. Yani adamın elinde bir mal var ve ona ihtiyacı var ama öbür tarafta savaşta birini esir almış. Onunla paylaşır. Öbür tarafta diyelim ki bir yetim var, bir miskin var, müşrik olabilir, puta tapabilir ama ihtiyaç sahibi malını getirir onunla paylaşır. Niye bunu yapar? اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ Sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Yani sizin durumunuz bizi ilgilendiren şey değil. Sizin ne durumda olduğunuzla da ilgilenmiyoruz. Allah bizden bunu istediği için, Allah bu eylemden razı olduğu için biz sizi bundan dolayı, bundan dolayı sizi doyurur. İnnemenutayimukum ve la nuridu minkum ve la Sizden ne bir mükafat bekliyoruz ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani sadakayı verdikten sonra millet bir de elini bağlayıp 5 dakikalık dua seansı bekliyor ya, bunu da beklemiyoruz sizden. Biz size malımızı veriyoruz. Allah bizden istediği için ondan sonra bizim sizden hiçbir talebimiz de yoktur. Ecrimizi Allah'tan, Allah'tan bekliyoruz diyorlar. Bakın değerli kardeşlerim bu peygamber bu ayetler ona indiğinde her gördüğü ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşıladı. Ne zaman dilencilik sorununa el attı? Medine'ye geldiğinde, kendi devletini kurduğunda dilenciliği yasakladı Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü onun kurduğu düzende kimsenin bir şeye ihtiyacı olmayacağı için. Dilenen adam hastalıktan dolayı, zilletten dolayı dileniyordur. Onun kurmuş olduğu sistemde komşusu aç olduğu halde biri tok yatamayacağı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapı kapı gezmeyi, el açmayı, insanlardan bir şey istemeyi yasaklamıştır. Onun kurduğu düzende Beytulmal birilerinin babalarının malı değildir. Bütün topluma ait bir kasadır ve kimin ihtiyacı varsa Beytulmal'den alabileceği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilenciliği yasaklamıştır. Onun kurmuş olduğu düzende faiz haram olduğu için hiç kimsenin ben buraya banka kuruyorum. Toplumun yüzde ellisinden para alıp öbür yüzde para verip bütün toplumu fakir, bütün toplumu sömüren hale getiremeyeceği için onun düzeninde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilenciliği yasaklamıştır. Biz ne zaman dilencilikle ilgili mafya edebiyatı yapabiliriz? Dilenciliği ne zaman kınayabiliriz? Bir düzen kurarız. O düzende dilenciliğe yer olmaz. Ondan sonra biz dilencilerle ilgili onlara hakaret edebiliriz, onlara kızabiliriz, onları cezalandırabiliriz. Ama şu düzende yani altta kalanın canının çıktığı bu düzende birilerinin semirmesi için milyonların aç kalması gereken bu dünyadaki şu anki kapitalist düzende bize düşen ilk inen ayetlerle amel etmek bir yoksul gördüğümüzde, bir miskin gördüğümüzde, bir yetim gördüğümüzde vicdanımızın sızlaması, ve elimizden geldiği kadar onların sorunlarına çözüm üretmektir. Yoksa kardeşlerim bizim Mekkeli müşriklerden hiçbir farkımız kalmaz. Biliyorsunuz müşriğin en tehlikelisi dindar olanıdır. Müşriğin en tehlikelisi dindar olanıdır. Ateist de bir müşriktir ama ateist ateisttir. Ateisttir yani o kadar. ki İnkarcıdır, kafirdir, durduğu yer bellidir, bu kadar. Ama müşrik bir de dindar olursa, eğer Allah muhafaza en büyük problem oradan çıkıyor. Neden? Çünkü yaptığı bütün kötülükleri Allah adına meşgulaştırıyor müşrik. Dindar müşrik yaptığı bütün kötülükleri Allah adına meşgulaştırıyor. Şey Yasin suresinde Allah bir grup insandan bahsediyor. Diyor ki o kafirlere, o müşriklere Allah yolunda malınızı infak edin. Yani ayetin devamından anlıyoruz ki garibanlara, fukaraya, miskinlere malınızı infak edin. Onlarla paylaşın dendiğinde o kafirler müminlere derler ki اَنُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ وَاتَعَمَهُ yani biz Allah'ın dileseydi doyuracağı adamları biz mi doyuralım? Allah doyursun. Allah rezak değil mi? Allah rızkı dilediğine genişletip dilediğine daraltmıyor mu? Evet. E Allah vermemiş onlara. Allah'ın vermediği adama ben mi götüreceğim, vereceğim? İşte dindar müşrik böyle tehlikelidir. Allah'ın indirmiş olduğu hükümleri kendi lehine çevirebilmek adına dini dini tahrif eden kişidir. ben bu dersi hazırlarken size kardeşlerim bir şeye bakayım dedim. Yani şirk zihniyetinin olduğu gibi devam ettiğini anlamanız açısından bu örneği veriyorum. Ben daha önce gördüğüm bazı yazılar vardı. Böyle bazı apartmanların girişine asmışlar. Dilenciler giremez diye bir şey asmışlar. Şimdi gelirken yolda bir dedim bakayım hala öyle yazılar var mı? Arama motoruna yazdım. Siz de bakın mutlaka buna. Bu meşhur bazı satış siteleri var, e-ticaret siteleri var. Hepsinde dilenci giremez panosu 72 lira diye satışa sunmuşlar. Yani birileri bunu yapmışlar dilenci, seyyar satıcı ve pazarlamacı gidemez diye. Böyle şu kadar bir tablo yapmışlar. Çeşit çeşidi var. Ben baktım işte 72 liradan başlıyor fiyatları. Yani toplum artık o kadar azgınlaşmış, o kadar yoldan çıkmış ki bu tutumunu da bir de tablo haline getirmiş siz uğraşmayın diyor adam. Ben sizin için ürettim hazır var parasını ödüyorsunuz 72 lira. Alıyorsunuz işte binanızın kapısına çakıyorsunuz. Bundan sonra buraya dilenci, seyyar satıcı ve pazarlamacı pazarlamacı gidemez diyorsunuz. Allah muhafaza. Bu şirk mantığı bugün de devam ediyor. E, tekrar ediyorum. E, maalesef bizim içimizde de bakış açısı çok hatalı olan insanlar var. Biz eğer Mekke'deysek, bir zulüm düzenindeysek, şirk düzenindeysek bize düşen mafya edebiyatı yapmak, bunların jipi var, bunların evi var demek değil. Bize düşen bu soruna melhem olmak, topluma merhameti öğretmek, merhamet konusunda ör örneklik sergilemek. Ne zaman kendi düzenimizi kurduk Allah Resulü gibi ondan sonra dilenciliği yasaklamak dilencilik edebiyatı yapma hakkımız olacaktır. Tekrar ediyorum, bütün gayri İslami toplumların ortak özelliği dilencilere karşı, yoksullara karşı, miskinlere karşı bir nefret vardır. Ve onları bir görüntü kirliliği olarak görürler. Bütün İslam toplumlarında ise eğer Müslümanlar mustazaf durumdaysa onlara merhamet eder. Onların sorunlarına ortak olur, topluma merhameti öğretirler. Eğer güçlü iktidar dönemindelerse zaten dilencilik sorunu gibi bir sorun olmayacağı için Buna giden bütün yolları kapattıkları için ondan sonra dinenciliği yasaklamak, onu kınamak, onu eleştirme hakkına sahip olurlar. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir.